Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hafta sonuna geldik. Bugün cumartesi. Hepinize hayırlı uğurlu bir cumartesi günü olur inşallah. Arkadaşlar konumuz sıla yolu. E, yorumlar için çok teşekkür ederim. Hepimizi ilgilere, ilgilendiren e, yorumlar geldi. Bu sabah erkenden biraz da kendim araştırma yaptım. Neler var neler yok yollarda. Arkadaşlar dikkat Edirne'de e, gerçekten çok sıkı kontroller yapılmaya başladı. Bu haber e, Sıla Yolu Türkiye'mden e, geliyor. Oraya gurbetçimiz yazıyor. 8 saat evvelsi oluyor bu olay yani... Şimdi saat 6.30 cumartesi günü sabah yani dün akşam başına gelmiş Türkiye'ye giriş yaparken bu haberi size eden okuyacağım ve ondan sonra arkadaşlar detaylı bakacağız bu habere. Neler yapmanız lazım? Nasıl faydalanırız bu haberden? Nasıl dikkat etmemiz lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ve bunun yanı sırasında da not aldım arkadaşlar çok sorular geldi. Bilhassa hiç gitmemiş arkadaşlarımız soruyorlar bu soruyu. O detaylara da bakacağız. Yollarda ne lazım, nerede neyi nasıl almanız lazım, neye dikkat etmeniz lazım, şimdiden neyi kontrol etmeniz lazım 2 ay evvelse, bir ay evvelse. Bunlara teker teker hepsini arkadaşlar detaylı olarak bakacağız. Şimdi ismini söylemeyeyim belki istemez söylemesini arkadaşımız ismi S ile başlıyor. Soy ismi de Uğlan başlıyor. Kendisine bunu eğer tabii ki e, seyrederse kucak dolusu selamlar. Edirne Türk tarafı gümrükte çok sıkı arama var. Her şeyin ikincisine el koyuyorlar. Detaylı bakacağız biraz sonra. Veya gümrüğünü alıyorlar. Çay, kahve içki. Yeni makinalara kartonundan çıkartın kullanılmış deyim. Fiyatı önemli değil. Arkadaşlar bakın çok önemli bir şey yazmış arkadaşımız. Her şeyin ikincisine el koyuyorlar. Yani e, ve altına yazıyor çay, kahve, içki. Tamam, içkiyi biliyoruz. Kişi başı viski mesela 1 litre serbest. Ama bunun yanında çay, kahve eskiden eskiden kimi ilgilendiriyordu ya 10 kilo çay götürüyorduk arkadaşlar kahve kimi ilgilendiriyordu götürüyordu Güm gümrük memurunun umrunda bile olmuyordu 10 kilo 20 kilo çikolata götürdüğümüzü hatırlıyorum ben ya. Arkadaşlar hepsi detaylı Murat Bozdağ'ın bu videonun altında yazılarda link var. En başta arkadaşlar neler serbest. Ona tıkladınız mı? Özel video yaptım oradan bakabilirsiniz. Çay, kahve bunlar ee, bir kilo, normalinde bir kilo kişi başı konuşuyoruz. Yani iki kişiyseniz iki kilo kahve götürebilirsiniz, iki kilo çay götürebilirsiniz. Böyle ürünler. Peynir, süt ürünleri, et ürünleri yasak arkadaşlar. İsterseniz Almanya'dan Türkiye'ye gidin, isterseniz Türkiye'den Almanya'ya, Hollanda'ya. Yani devamlı Almanya olması şart değil tabii ki. Fransa'da da insanlarımız yaşıyor. İngiltere'de, Danimark, İsveç hepinize buradan kucak dolusu selamlar kusura bakmayın ve Almanya 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 ama en çok Almanya'da gurbetçimiz olduğu için artık dilimiz de Almanya'ya alıştı. Ve ne diyor? Yeni makinaları kartonundan çıkartın diyor. Örnek vereyim. Bir radyo götürüyorsunuz paketlenmiş köyünüzden komşunuz istedi tamam diyorsunuz. Ben bu adama bunu hediye yapmak istiyorum. Kartonundan götürüyorsunuz. Sony marka 100 euroya satın aldın Almanya'dan Media Markt'tan her neyse arkadaşlar götürmek istiyorsun. Bunu gördü mü? Böyle kartonda gördü mü? Senden gümrük vergisini alıyor. Gümrüğünü alıyor. Yani bu Sony marka radyo listeden bakıyorlar, bilgisayardan bakıyorlar. Bunun yenisi 100 euro. Bunun ver gümrüğü şu kadar. Senden onu çatır çatır alıyor. Ve arkadaşımız ne diyor? Her şeyin ikincisine el koyuyorlar. Şimdi diyelim ki yalnızsın arabada. Veya iki kişisin. İki kişi sen, iki kilo çikolata serbest. Biz en çok ne götürüyoruz? Çikolata götürüyoruz. Bilhassa İsviçre'den. İki kişisin iki kilo çikolata serbest ama yanında beş kilo var. Ben daha geçen sene gittim. Azıcık fazlaydı yani ben bir kişiyim bir kilo serbest iki kilo yanımdaydı. Baktı tamam dedi geçti kimseyi ilgilendirmedi. Bu sene arkadaşlar kontroller daha sıkı yani bu videoyla bilhassa bunu söylemek istiyorum. Dikkatli olun yeni makinaları kartonundan çıkarın söyledik mesela dedik bir radyo ama sen belki dikiş makinesi götürürsün bilmiyorum e, drone götürürsün ne götürürsün bilmiyorum kartonundan çıkarın arkadaşlar gümrük bilgileri neler ne kadar e, gümrük alınıyor nelere bakılıyor kurallar kanunlar nedir app var cep telefonunuza indirin cep rehberi bunu defalarca defalarca söyledim Oradan her şeye bakabilirsiniz. Arabanın arabayı geçirirken e, nasıl oluyor, Türkiye'de kim kullanabilir, hepsi yazıyor. Türkiye'de arabanı bırakacağınız, uçakla geri döneceğiniz, neler yapmanız, cep rehberi app indirin. Bütün sorularınıza cevap orada. Tabii ki bana da sorabilirsiniz ama arkadaşlar sezon başladığı zaman yetiştiremeyeceğim biliyorum. Okumaya yetiştiremeyeceğim yorumları. Onun için lütfen oradan bakın çok yani teşekkür ederim. Yorumlar geliyor. Yazmaya da devam devam edin. Sezon başlamadı. Şimdi yetiştirebiliyorum ama sezon başladığı zaman inanın başıma geldi. Bir gecede 400 yorum geldi. Bunu zaten okumak için büyük bir zaman lazım. Onları da cevaplamak için bazı şeyleri de kendim araştırmam lazım. Onun için çok zor oluyor. Şimdi gelelim öbür e, detaylı bilgilere. Arkadaşlar yol, yol paraları nasıl olacak? Vinyet nereden alınacak? Kartla mı ödeyelim? Nakit parayla mı ödeyelim? Radar durumları nasıl? E, araba e, sigortası, araba efendime söyleyeyim bakımı, e, pasaport, evraklar. Arkadaşlar şunlara bir detaylı bakalım ne dersiniz? Fazla uzatmadan tabii ki hemen, çabuk çabuk. Arkadaşlar yol parası, bunu defalarca e, e, hesapladı. Kaç para tutar diyor. Abi diyor ben diyor Almanya'dan Fransa'dan yola çıkacağım, arabayla gideceğim. Arkadaşlar plus minus yani aşağı yukarı bin euro aşağı yukarı 1000 euro. Ama tabi e, sen şimdi senin şimdi araban çok az yakıyorsa 800 olabilir, 700 olabilir. Araban fazla yakıyorsa 1500 olabilir. Ve sen giderken otellerde de kalacağım dersen mesela İngiltere'den yola çıkacaksın arabayla, e, gemiyle geçeceksin ve Türkiye'nin ta en son tarafına gideceksin. 3 otelde kalacaksın diyelim, 4 otelde kalacaksın. Senin yol ücretin 2000-2500 euro da tutabilir. Ama normalinde 1000 euro. E, Vinyet e, paraları, tünel paraları. Arkadaşlar bu videonun altında vinyetler nereden alınır Hepsinin linkleri var. Oradan alın. Bazı uyanıklar var. Onlara tıkladığınız zaman, Google'dan onlara tıkladığınız zaman sizden 3 euro, 5 euro daha fazla bir e, işlem parası alıyorlar. Onlara hiç şey yapmayın, e, aldanmayın. Bu videonun altında hepsinin linki var. Tünel paraları. Tünel paralarını unuttuysan, mesela Avusturya'da e, tünel paraları var. Arkadaşlar gişeler geliyor. Oradan da ödeyebilirsin. E, kartla ödeyebilirsin. Sorunsuz. Orada kartla ödeyebilirsiniz. Yani hiç korkmayın. Bu, bu konularda korkmayın. Gişelerde kartla ödeyebilirsin. Radarlar arkadaşlar yeni radarlar çıktı biliyorsunuz. Bilhassa Sırbistan'da e, gişeden gişeye kadar kontrol ediyorlardı. Ama şimdi tabelelerin arkalarında da var. Seni şak diye çekiyor. Anında çekiyor. Ve gişeden gişeye değil de başka noktalarda da şu noktadan bu noktaya kadar ...ölçmeler başladı. Onlara da dikkat edelim. Araba. Arabanın sigortası... ...muhakkak e, sigorta kağıdını... ...yanınıza alın. Eskiden yeşildi... ...şimdi beyaz oldu. Türkiye içinde mi yoksa TR'nin... ...üstünde bir yıldız var mı? Asya tarafı sigortalı mı? Onu sigortanıza sorun. Araba kendi üzerinize değilse... ...muhakkak vekaletname olsun. Muhakkak İngilizce... ...yazarsa çok iyi olur. Pasaport, kimlik ehliyet, e, arabanın ruhsatı, arkadaşlar bunların hepsini kontrol edin, pasaportunuzu kontrol edin. Benim pasaportum e, sene sonuna kadar geçerli ama ben arkadaşlar şimdiden yeni bir pasaport çıkartacağım. E, Onunla yani başım rahat olsun diyorum. Ben şahsen öyle düşünüyorum ve sizler de muhakkak kontrol edin. Arkadaşlar pasaportun tarihini kontrol edin. Evet, 10 dakika oldu. Fazla uzatmadan arkadaşlar, çabuk çabuk yaptım bu videoyu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bana bir like verirseniz, hoşunuza gittiyse tabii zorlan güzellik olmaz. Hoşunuza gittiyse bir like verin. Altına bir yorum yazın. Sorunuz varsa cevaplayabilirsem seve seve cevaplarım yazın. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu Edirne aramaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Arkadaşlar yazın. Abone olmadıysanız abone olun. Ee, çok beğendiyseniz arkadaşlar sizler de videomu tabii ki Facebook'ta, Instagram'da, orada, burada e, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. E, onlar da faydalansın. Bakarsınız onlar da abone olur. Ailemiz e, beraber büyür. Arkadaşlar çok 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 teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. Hafta sonunun zevkine çıkarın, hepinize hayırlı günler diliyorum. Sıhhatınıza dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.